Hoca tesislere çağırdı beni. O zaman Serhat abi vardı tercümanı. Dedi ki hoca seninle görüşmek istiyor, acil gel. Gittim abi Ümraniye Nevzat Demir tesislerine, oturduk. Lüçescu dedi ki benim dedi senin kanalına çıkmamı istiyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Kaç para vereceksin dedi. Hoca dedim ne parası ya? Bana ne dedi biliyor musunuz? Fatih Terim'e yıllarca, aylarca para ödediniz. Bana da o stüdyoya gelmem için para ödemeniz lazım dedi. Penaltının gol olmasıyla birlikte hep eleştirirdim. Ya insanlar neden sahaya atıyorlar kendilerini? Bu nasıl bir şey derdim. Bir anda kendimi tellerde buldum. Kontrolümü kaybetmişim. Kendimi neredeyse sahaya atıyordum. Dedi ki Fatih Hoca o gün, bu öylesine büyük bir başarı, öylesine bir büyük kupa ki 100 yıl bu kupa bir daha Türkiye'ye gelmeyebilir demişti. Ben o gün demiştim ki ya bu kadar mı büyük? Gerçekten o kadar büyükmüş. Düşünün üzerinden tam 22 yıl, 22 yıldan biraz daha fazla bir zaman geçmiş. Hala UEFA Kupası gibi bir kupa Türkiye'ye gelmedi. Gelecek mi? Ondan da çok ümidimiz yok açıkçası. Bosinko anısını buradan, Lucescu anısını buradan. Çek elini benimle konuşurken. Gökhan Dinç gencecik, yağız bir delikanlıydı. O günlerde saçları da vardı. Yani saçları uzun uzundu. Abi dedi tuvaletlerde dedi. İlk sorusu bana. Ben de tuvaleti gösterdim. Hiç hatırlamıyorum yani. O kadar büyük yalancı ki. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda bizim araba nasıldı üstü? İşte onu söylüyorum ya, onu anlatacağım şimdi. Senin araba çok daha iyiydi abi. Nasıl daha iyiydi be abi? Şimdi konuştuk da beni. Haluk'ta da çok fazla yurt, yani yabancı değil, çok iyi değil. Bazen destek oluyoruz. Neyse abi. Beni Haluk... burada da ezdi gördüğünüz gibi. Haluk şimdi... O zaman konuşamıyordum. Şimdi üç dil konuşuyor. Bir bölümün sonuna gelelim. Biz hatta bence bunu iki bölüm, bir bölüm daha çekelim. Ne dersin? Bu biz bir anı anlattık mı burada? Takip edin, abone olun. Lucescu burada, Fatih Terim burada, UEFA Kupası burada. Bir yerde. Atina da burada, Atina şey, Olimpiyatlar da burada. Olimpiyat da burada. Sen takip ettin mi Olimpiyat? Yok. İmkanlar kısıt. Ezdi bizi. Değerli arkadaşlar, Bilgin'e hoş geldiniz. Bilgin'in bu haftaki bölümünde saç ve imaj konusunda biraz bir değişiklik var. Bunun da kısadan hikayesini anlatayım. Benim oğlum Ozan'ı berbere götüreceğim. Ozan berbere gitmeden önce de yine YouTube'da içerik üreten bir arkadaş var yurt dışında. Kel ve oğluyla beraber işte bu halter malter kaldırıyor. Öyle bir adam ve adam kel. Ben de kelim de ama tam kel değilim. Yani Ozan'a göre tam kel değilim. Ozan dedi ki ya baba sen de tam kel olur musun dedi. Peki dedim, o pazarlıkta biz berbere gittik. Ozan tıraş oldu. Ozan tıraş olurken hadi baba sıra sende dedi ve böyle bir şey ortaya çıktı. Merak etmeyin, bu geçici görüntü kirliliğini hayatımın sonuna kadar yaşatmayacağım size. Çıkan saçlardan devam edeceğiz yolumuza. Bir kerelik yapılmış bir şeydi. Şimdi gelelim bu yeni bölüme. Yeni bölümde biz hep futbolcular, teknik direktörler ya da işte kulüp başkanlarıyla yaşanan anıları anlatacağız. Dünya yıldızı futbolcularla da biz bu sektörde çalışırken tanışma fırsatı, hatta bazen de birlikte çalışma fırsatı yakalamıştık. Benim işte bundan ilerleyen bölümlerde Maradona ile tanışmam var mesela. Çünkü benim hayatımdaki en önemli isimlerden bir tanesidir futbol anlamında. Yani ve benim kör kütük arkasından koşacağım ve deliler gibi hayran olduğum adamdır. Bence de dünyaya gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan bir tanesi değil, biridir. Dünyada bir numaradır. Diego Armando Maradona. Onunla tanışma hikayesi gibi hikayeler var. İki tane kulüpte çalıştığımı biliyorsunuz işte, Beşiktaş ve Trabzon. İşte Beşiktaş'ta Guti ile, Quaresma ile, Almeida ile, Fernandez ile gibi dünya yıldızı oyuncularla çalışma fırsatımız olmuştu. Ama Trabzonspor kısmında da işte Maluda ile, Bosinkva ile, Cardozo ile çalışma fırsatım olmuştu. Ama çok çalışma fırsatım oldu dedim. Evet, bu da bir hayatın gerçekliği. Bazen bu kayıtları yaparken böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Gelelim Jose Bosinkva ile ilgili anıma. Jose Bosinkva Türkiye Ligi'ne gelmiş belki de en kariyerli oyunculardan bir tanesi. QPR'dan geldi, Queen's Park Rangers'tan geldi Trabzonspor'a. Bakıyorum notlarıma 2013-2014 sezonunda. Ondan önce Chelsea ve Porto'su var. Porto'da kazandığı kupalar, Chelsea'de kazandığı kupalar, birçok kulübün müzesinde olmayan kupalara sahip bu adam. Porto'da 4 tane şampiyonluk, kupa şampiyonluğu, süper kupa şampiyonluğu. Dikkat edin, 2 kez Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Yani Şampiyonlar Ligi finali oynuyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanıyorsun ve o kupayı kaldırıyorsun. Ve kariyerinde 2 kez bunu yaşıyorsun. Aynı zamanda Premier Lig şampiyonluğu Chelsea ile birlikte. Dolayısıyla Chelsea ile yaşanan bu birlikteliğin sonunda kazanılan kupaların sayısı sadece Şampiyonlar Ligi ya da Premier Lig kupası da değil, bir de İngiltere kupası, Portekiz kupası, var oğlu var, İngiltere süper kupası. Yani adamın sırtında, çuvalında inanılmaz derecede sayısız kupa var. Ve bu herif bize Trabzonspor'a geliyor.
2013 sezonu. Şimdi o kadar ilginç ki tam adamla sözleşmeyi imzalayacağız. Masadan kalktı. Avukatı yukarıda odadayız, başkanlık makamında, yönetim kurulu odasındayız. Masadan kalktı. Ne oldu dedim. Ben dedi istemiyorum dedi. Ben dedi dönmek istiyorum dedi. Nasıl ya, buraya kadar geldin. Avukat, eşin, çocuklar, evlere baktık. Her şey tamam. Sadece bir ıslak imza. Yok dedi, yok dedi. Ben dedi burada dedi negatif enerji alıyorum. Böyle bir adamdı yani. Negatif ve neyse, günün sonunda biz işte yapma, etme, eyleme, olur mu öyle şey? Bak işte insanlar seni o kadar karşıladılar falan filan dedik ve sözleşme imzalamasına ikna ettik. Yani şartları için zaten başkanla konuşmuşlardı. O dönemde başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Çok sert bir mizacı vardı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Neyse abi, başladık sezona. Sivas deplasmanındayız. Kaçıncı hafta bilmiyorum. Tam deplasmanda otelde öğle yemeği yiyoruz. Oze dedi ki Gökhan dedi yemekten sonra bir konuşabilir miyiz dedi. Tabii dedim. Yemek bitti. Geçtik bir köşeye. Dedi ki ben dedi artık bitti dedi. Ben dedi Trabzon'dan ayrılıyorum dedi. Nasıl yani dedim. Bitti dedi. Bana dedi uçak bileti organizasyonu yapar mısın? Bir de dedi senden rica ediyorum bir basın açıklaması yapacağım. Bir basın toplantısı yapacağım dedi. O toplantıyla ilgili hazırlık yapabilir misin dedi. Allah'ım yarabbim ne yapacaksın ki? Niye gidiyorsun? Dur bakalım. Bu arada biz birinci katta yemek yiyoruz. Alt katta da İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Etrafındaki arkadaşlarıyla beraber. Düşün yani ben bunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na nasıl söyleyeceğim yani. Neyse o zamanki idari menajeri çağırdım. Serkan Ünver'i. Dedim ki Serkan böyle böyle işte Jose bir sıkıntısı var. Neymiş sıkıntısı dedi. Anlat dedim Jose'ye. Ben de Serkan'la Jose arasında tercümanlık da yapıyorum aynı zamanda. Yani o an için. Bana dedi 6 aydır dedi ödeme yapmıyorlardı. Ve dedi bana sürekli bir ay sonra, bir ay sonra, bir ay sonra diyorlar dedi. Ve kulüpten de hiç kimseye ulaşamıyorum dedi. Maddi sıkıntılarımla ilgili, ödemelerle ilgili sıkıntılar için ben dedi artık kale alınmamaktan dolayı sıkıldım dedi. Ve ben gidiyorum dedi yarın. Oğlum dedim yarın maçım var. Nasıl yapacağız falan. Serkan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dur hallederiz falan. Yok abi herif ikna olmuyor. Herif ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi gidiyorum dedi. Serkan'a döndüm. Serkan benim işim değil. Senin işine karışıyormuşum gibi olmasın ama dedim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Abi dedi kurtar bizi nasıl kurtarıyorsan. Abi çok kolay değil. İbrahim Hacı Osmanoğlu bu. Aşağıda diyeceksin ki mesela Jose Bosinkva gidiyormuş Sivas'tan Portekiz'e gidecek. Söyleyemezsin. Döndüm Jose'ye dedim ki Jose git. Karar senin kararın. Ama dedim sadece Jose Bosinkva Trabzon'a geldi diye yeni doğmuş kaç tane çocuğun adı Jose oldu biliyor musun dedi. Yapma ya dedi. Evet dedim. Jose Bosinkva diye doğmuş çocuklar var dedim Trabzon'da. En kötü onlar için kalman lazım. En kötü onlar için. Bir böyle bir hafifledi. Allah Allah falan dedi. Sonra dedim ki bitmeli dedim. Sadece bununla sınırlı değil ki dedim. Jose Bosinkva için din değiştirmiş insan biliyorum ben dedim Trabzon'da. Bizde dedim din değiştirmek olmaz. Din değiştirdin mi Allah yani direkt cehennemliksin. Ona rağmen dedim sana olan sevgileri yüzünden dedim. İnsanlar din değiştirdiler dedim. Bu insanlara bunu mu yapacaksın dedim. Neymiş para? Senin paraya mı ihtiyacın var kardeşim dedim. Yok ama benim ilgi alakaya ihtiyacım var. Tamam haklısın doğrudur. Ödemeler öyle böyle zor oluyor. Türkiye şartları burası böyle. Tamam dedim ya biz halledeceğiz. Ama sen dedim çıkacaksın Sivas maçına aslanlar gibi top oynayacaksın. Trabzonspor'da kariyer futbolunu oynamıştır Jose Bosinkva. Yani iş şuradan şuna geliyorum. Birçok dünya yıldızı aslında bir çocuk gibi. İlgi alakayı gösterdiğin zaman istediklerini aldıkları zaman para değil istedikleri. İstediklerini aldıkları zaman istediği şekilde performans gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu adamlarla ilgili iletişimi iyi yapmak ve iyi yönetmek gerekiyor. Aynı zamanda Jose Bosinkva değil. Şimdi orada bizim Cardozo'yla ilgili, Cardozo'yla hatta Constant'la ilgili birkaç anım var. Allah'ım yarabbim. Bir Kiev anısı var. Yani bunu burada anlatamam. Anlatırsam evliliğim falan tehlikeye girebilir. Yani çok normal şeyler değil ama bir Kiev maçıydı. Kiev maçından sonra eğlenceye gitmiştik. Eve yani otele kimse hiç kimseyle gelmesin diye uyarıda bulunmuştu başkan. Ama neyse biz tabii bir şekilde hiç kimsenin haberi olmadan bir şeyler yaşandı bitti. Bu ve bunun gibi birçok anıyı izlemek için Bir Gün programını takip edin ve kanalımıza abone olmak istiyorsanız da mutlaka olun. Olursanız bizi sevindirirsiniz. Tabii arkadaşlar burada ya bir çay Allah rızası için ya bir çay ya. Ya bir çay versenize kardeşim ya. Anlattıkça 10 dakikadır konuşuyorum burada bir tane çay vermiyorsunuz ya. Ya bir yudum çay ya. Takip etmeye devam edin bizi. Bir Gün programında hem Alu hem beni güzel anılarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.